Mevzuata uygun arının ergonomik koşullarının sağlanması ile hayvan alım satımı daha iyi koşullarda sağlanacak. Trakya'nın en büyük hayvan pazarı konumundaki Havsa Hayvan Pazarı'nın üzerinin kapatılması için harekete geçildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından İl Genel Meclisi'ne gönderilen dilekçede Havsa Hayvan Pazarı'nın daha bakımlı, modern hale gelmesi için üzerinin kapatılması gerektiğini belirterek 2 milyon liraya mal olacak projenin Havsa Belediyesi öncülüğünde Edirne İl Özel İdaresi ve Edirne Turizm Anonim Şirketi ile birlikte yapılması için meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, yetiştirilen hayvanların daha sağlıklı bir ortamda satılması için hayvan pazar yerinin üzerinin kapatılacağını söyledi. Mevzuata uygun arının ergonomik koşullarının sağlanması ile hayvan alım satımı daha iyi koşullarda sağlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Edirne İl Özel İdaresi, Edirne Turizm Endüstrisi AŞ ve Avsa Belediye Başkanlığı ortaklığında hayvan pazar yeri projesi hazırlanarak ekte gönderilmiştir. 5.302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 64. maddesi gereği hayvan pazarı yeri projesinin İl Genel Meclisi'nin hazırlanan 2019 ayı toplantısında gündeme alınarak görüşülmesini ve karara bağlanmasını hususunda gereğini rica ederim Ekrem Canap Vali. Değerli arkadaşlar, Sayın Valimiz bir proje hazırlatmış. Avsa Belediyesi, ETUR ve İl Özel İdaresi. Trakya bölgesi için çok önemli bir proje olduğuna dikkat çeken İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğunu ifade etti. Proje maliyeti 2 milyon lira. Edirne İl Özel İdaresi 1 milyon 400, ETUR 600 bin, toplam 2 milyon liralık bir yatırım. Pazar yerinin üstünün kapanması. Burası çok önemli çünkü Trakya'nın tek hayvan pazarı. Bir tarım ve turizm kenti olduğumuzdan dolayı bu gibi yatırımlar bizim için de çok özellik taşımaktadır. Avsa Belediyesi'nde olan bir ortak projede artıca bir de şey koymuşlar buna. Bu projeye ortak olmamız şartında orada oluşacak gelirden, pazar yeri gelişinden %3 İl Özel İdaresi, %1 ETUR kar payı alacak. Bizim oraya yapmış olduğumuz yatırımlar, almış olduğumuz ücretlerle sıfırlandıkta zaman biz oradaki gelir alımından vazgeçeceğiz. Tamamen Avsa Belediyesi'ne bırakacağız. Yani bir anlamda bir borç para vermiş gibi oluyoruz.